Merhaba arkadaşlar. Battaniyemizdeki bir diğer motif, bu ev motifi. En sevdiğim aplike figürlerinden biri bu motif. Evet. Şimdi yapılışına geçelim. Evet, şimdi ev figürümüzün nasıl yapıldığından kısaca bahsedeyim. Yapılışı oldukça kolay. Şimdi bir miktar zincir çekiyoruz. Benim motifimin üstüne 22 zincir kadar çektim. O büyüklük uygun oldu. Siz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz tabii ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Şimdi sık iğne yapıyorum. Normal sık iğne. İkinci zincire batarak başlıyorum. Evet. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Hemen dibinden batmaya başlıyorum ve aynı şekilde sık iğne örerek istediğim boyuta gelene kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet. Evin gövde kısmını tamamladım. Bu büyüklük yeterli oldu. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıra ördüm. Şimdi çatı kısmına başlayacağız. Bu kez kırmızı ip kullanıyorum. Çatı için. Direkt gövdenin üstünden başlıyoruz. Her bir sık iğneye birer tane batarak çatımızı oluşturuyoruz. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi her sırada birer tane eksiltiyoruz. Birinciye batmıyorum. İkinciye batıyorum. Burada bir tane eksiltmiş oldum. Evet, sıra sonuna gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Burada iki tane var. Buna batıyorum. Sonuncuya batmıyorum. Geri dönüyorum ve en son battığım ilmeğe batmıyorum, diğerine batıyorum. Yani her sıranın hem başında hem sonunda birer tane eksiltmiş oluyoruz. Böyle devam ederek çatımızı tamamlayacağız. Evet, çatımızı da bu şekilde ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra örmüş olduk. Şimdi kenarlarını düzeltmek için bir sık iğne geçeceğiz. Şu köşeden başlıyorum. Her bir sıradaki sık iğne boşluğuna birer tane batıyorum sırayla. Köşeyi böyle düzleştirmiş oluyoruz. Şu köşelere 3 tane batalım. Evet. Devam edelim. Her bir sık iğneye batarak ipimizi içine alıyoruz. Evet. Bu tarafı da aynı şekilde yapacağız.
Evet, çatımız tamamlanmış oluyor. Şimdi siyah iplikle şu şekilde bir kapı yaptım. 5 ilmeklik. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle şuraya takacağız. Yani dikeceğiz. Şöyle ortalayarak. Evet. Bunu bir iğneleyelim. Şimdi şu iki yana pencere çalışması yapacağım. Şuradan başlayayım. Herhangi bir yerden şöyle iki kat siyah iplik taktım. Normal makine dikişi gibi. Şöyle. Çizgilerden. İstediğimiz büyüklükte yapabiliriz. Evet, ipimi değiştireyim. Evet, devam ediyoruz. Çerçeve yapımına. Evet, çerçevemizi de bu şekilde hazırlıyoruz. Buraya da bir tane. Sonrasında bu şekilde çiçek işlemeleri yapıyoruz. Buralara düğmeler de dikebiliriz, boncuklar. Fakat ben bebek battaniyesini kullanacağım için tehlike arz etmemesi açısından böyle iplikle minik işlemeler yaptım. Evet. Bu şekilde ev figürümüz tamamlanmış oluyor. Evet arkadaşlar, ev motifini tamamlayıp bu şekilde yerleştirip diktim. Çiçek olarak bu minik düğmeleri kullandım. Çok sıkı dantel ipliğiyle, 50 numara dantel ipliğiyle iki kat diktim sıkıca. Evet, bu şekilde tamamlanmış oldu. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.